Merhaba arkadaşlar, benim hoş geldiniz. Bugün selam abi. Yeni bir FIFA 21 videosu ile beraberiz arkadaşlar. Başlayan gördüğünüz üzere bugün FIFA 21'de güncel kadromu gösteriyorum ve Maradona aldım. Aynı zamanda kadromu yeniledim, bayağı bir yani yeniledim. O en son attığım kadro kurma videosundan sonra çok oyuncu değişti yani. Bütün o ilk 11 değişti. Üstüne bayağı kişiler de yani Pele geldi, Cruyff geldi. Pele aldım 1 milyona falan zamanda. Cruyff aldım, bayağı kişiler değişti. Şimdi ilk önce kadroyu gösterelim. Ya da dur, mağazada ön izleme varsa onlara bir bakayım da denk gelirse videoda açarız. Aynen, iki tane varmış. Bakayım şunun oranlarını. Hadi ya, buradan para edecek bir şey çıkarak da videoda para kazanayım. Şu an 28K var ama satılabilir oyuncularım var, 92'lik falan. Bir de zaten Maradona falan parayı bitirdi. İlk şu dandik paketten başlayacak. Hadi 25, böyle kar etsek var ya, kısa günü kar. Kar arıyoruz, hadi hocam. Orta yok, bankatta yok ya. Bunlardan daha önce kar ettiğim oldu. 91 Davis çıkardım, onu da şu an kadroda oynatıyorum. Haydi hocam. 12 tane rare adam veriyorsun. Ben bu paketten 2 kere wildcard çıkardım. Hadi. Wildcard. Infor mu düz mü anlamadım ki. İspanya. MDO Busquets. O Busquets bana takıntılı ha. Var arkasında bir şeyler olsun. Arkasında şu. Bu paket para etmez hayatım. Busquets yerine başka bir şey varsa çok iyi olur da. Bakayım şuna var mı? Bari yok, buradakileri açmışım. Şimdi kadroya geçelim. Ve gördüğünüz gibi kadro böyle. Maradona geldi, ondan sonra Dybala'lar falan, bunlar da bir yeni geldi. Bunların nasıl geldiğini anlatacağım. Yedeklerde de Lukaku'muz var. Rutter SPC yaptım, aldım. Atal var. Nani var, Kante var işte burada. Adam hatırlar Sterling falan. Şimdi arkadaşlar bu kadro şöyle oldu. Van Dijk tek durdu o kadroda. Zaten 152 oynanan maçı var. Bu arada 230K almışım şu an, Van Dijk 400K mesela, o da bir kar. Ondan sonra arkadaşlar kaleci galiba Alisson değildi, onu değiştirdim, hatırlamıyorum. Cannavaro geldi ama yani ben almadım Cannavaro'yu, kendisi paketten çıkardım. İkon SPC yaptım, 92 artı moment oradan çıktı. Davis'i bu ön izleme paketlerinden 40K'lık paketten çıkardım. Davis 100K, satsam 60K kâr ederdim ama satmadım, kullanacağım. Kimi satın aldım, 74K'ya almışım. Kimi iyi ya, yani 8 maç oynadı, FUT Champs oynuyorum, FUT Champs'te de iş yapıyor. Ondan sonra Dybala'nın SPC'si bayağı masraflı bir SPC'si. 8 maçta 7 gol, 7 gol 2 asist yapmış. 8 maçın 4'ü galiba şey, FUT Champions. Veya yok, ikisi de olabilir. Ama Division'da da yani sonuçta çok rankım düşük değil. Ronaldo 8 maçta 8 gol 3 asist. Adamın düz kartıyla FUT Champs'te hat-trick yaptım ilk maçta. Adama quit attırdı Ronaldo. Düz kartıyla bile adamları quit attırıyorum bu adamın. Bunda ben de 198 falan olsa çok iyi olur. Robben'in SPC'sini yaptım. 39 maçta 35 gol 13 asist. Bence iyi yani bir kanat oyuncusu ama bazen yetersiz kalabiliyor ama Robben de yani şutları mutları iyi. Bazen kaçırabiliyor kaleciliği karşı karşıya. Maradona takımın kaptanı, 8 maçta 2 golü 3 asist. Daha çok şey yapamadım, oynayamadım ve maç içinde forvet oynamıyor. Bu diziliş bilmeyenler için şöyle yani, özel taktiklerden bunu başka türlü oynuyorum arkadaşlar. 4-4-2 ve 4-2-2-2 oynuyorum, 4-2-3-1 oynuyorum. Yani böyle değil, maç içinde Ronaldo burada oynamıyor. Dybala ile Ronaldo forvet, Maradona kanat veya orta sağlıyor genelde. Asist yapıyor zaten. 3 asist yaptığı maçta tek maçta yapmıştı. Kaç para vermiştim? 775K vermişim. Maradona şu an 810K falan. Ya yani hep bu civarlarda zaten. Ne düşüyor ne artıyor. Sana da SPC'den geldi. O da 26 maçta 8 gol 7 asist. Ya sana da iyi. Önemli maçlarda FUT Champs'te bugün 2 gol attı. Cuadrado'yu da aldım aynı zamanda işte. 8 maç oynamış. Daha gol ve asist yok zaten. Bek oyuncusu. 5 yıldız beceri hareketleri var bu arada Cuadrado'da. O bayağı önemli. Yani önemsiz aslında ama yani ekstra bir şey. Burada zaten defans savunmasını arttırmış alan kişi. Ben basmadım nöbetçiyi. Böyle arkadaşlar, kadro yedeklerde de arada oynatıyorum. Lukaku Reis yedek. Mecbur yani, bu kadroda oynayamaz. Aslında Ronaldo yerine Lukaku oynatabilirim de, Ronaldo cidden iyi, düz kartı bile oynuyor. Rutter'i yaptım. Oynattım da yani, bakayım. Kaç maç oynamış? 18 maçta 13 gol 15 asisti var. Yapmayanlar varsa mutlaka yapsın. Bayağı iyi bir forvet. Bu forvet de defans forvet değil de, ben pozisyon bastım zaten. Şu şeylere bakın. 98 hız, 95 şut, 97 dribling. Yani adam uçuyor, kaçıyor, her şeyi yapıyor. Bayağı iyi.
top kontrol falan 99. Dribblingi de bayağı yüksek. Bence bunu yapmayan varsa mutlaka yapsın. Ondan sonra daha baktığımız zaman Atal var. Atal zaten görevini yapmayan onu da yapsın, onu da bayağı iyi. Onu çok oynatamadım yani 9 maçta 5 gol 3 asist. Nani bizi zarar uğrattı. Aa 150 kaya almış lan, 170 sanırım. 150 kaya aldım. Şu an 30K çünkü etkinliklerden dolayı totsların fiyatı düştü. Yani şans işi. Düştü ve böyle, ama yani onu da satamam. O kadar zaten ama Kante'yi zaten biliyorsunuz. Kante çok iyi. Böyle adama transfer Sterling falan yedeklerdi. Başka ne var bakayım. Bunlar hep kiralık işte. Şu Ronaldo bende olsa var ya. Şu Ronaldo bende olsa kadro yenilmez olacaktı. Şu adım da paketten çıkan. Böyle arkadaşlar kadro. FUT Champions'ta da az önce 2 maç attım. 2'de 2 gidiyorum. 8 galibiyet almam lazım en az. Görevim var. 8 iş yapmam lazım. 2 galibiyet. Yok lan, maça girmek şimdi. Gelin lan. Önümüzdeki yıl FIFA 22'de daha böyle FIFA'yı daha çok önem vereceğim ve daha çok videoları gelecek. Şu an o kadar şey değil. Olan ilk 200'lü bir adam var. 10 galibiyet almış. 30 mu yani. 20 maçta 10 galibiyet almış lan, bu adam nasıl birinci? Şu an aslında hani kastan mesela Türkiye'de şu an birinci 6 galibiyet, ben 2 galibiyetim zaten. 3-4 maç daha kazansam kendimi sıralamaya sokarım, birkaç dakikalık sıralamada olurum aslında. Hatta girmiş bile olabilirim lan. Baksana 3 galibiyetli adamlar var da, oha bunlar bir de 24 maçı kalmış. Yani 6 maç düşmüş galibiyet. Ben 2 maç 2'de 2 yaptım. Neyse bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Daha fazla bu tarz video için aşağıdan like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik görüşürüz.